özgürlüklere, adalete, eşitliğe, hukuka, demokrasiye düşman tek adam yönetimini değiştirebilir. Toplumu kutuplaştıran, halklar arası gerginliği derinleştiren, yalan siyasetini değiştirebilir. Depremi felakete dönüştüren ve yüz binlerce insanımızın ölümüne neden olan yıkım iktidarını değiştirebilir. Sadece 10 gün geçeceğiz. Bütün seçim kampanyaları. Tekirdağ'da oylar! Tekirdağ'da oylar! Tekirdağ'da oylar! Yeşil sol zafere bizlerle! Tekirdağ Sol Parti milletvekili adaylarını, Tekirdağ halklarını, Trakya halklarını selamlamak üzere buraya davet edeceğiz. Güçlü bir alkış, moralli bir alkışla hepsini sokaklara, huzurlarına davet edeceğiz. Sayın Seyitan Kırmızı huzurlarınıza güçlü bir alkış! Sayın yapmak üzere mikrofonu milletvekili adayımızı vekilimiz Sayın Muazzez Orhan Işık'a bırakıyoruz. Güçlü bir alkış, moralli bir alkış. Merhaba. Merhaba değerli gençler. Merhaba Tekirdağlılar, merhaba bu ülkenin
bizim birbirimizle hiçbir sorunumuz yok. En güzel örneği de buradan 14 Mayıs'ta vereceğiz. Bu şehirde de Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi bu şehrinde birçok sorun olduğunu biliyoruz. Eğitimden sağlığa, işsizlikten şehirleşmeye, yoksulluktan ve aşağılanmayla anılan Kürt halkı 90'lı yıllarda çorabını giymesine izin verilmeden, dengini bağlamasına izin verilmeden 4 milyon yaklaşık Birleşmiş Milletler'in verisiyle aşını, işini, yerini, yurdunu, davarını bırakıp büyük şehirlere göç ettirilmek göç ettirildi. Bu kendi varsınlığıyla, kendi yoksulluğuyla, kendi yurdunda yaşayan insanlar soluğu ilk nefes aldıkları yerlerde aldılar. Ve yıllarca kimsenin tenezzül etmediği işleri görerek onurlarıyla, haysiyetleriyle, şerefleriyle bir yaşam kurmak zorunda kaldılar ve başardılar. Ama 4 milyon kişi bu Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Türkiye'de kurulan komisyonda bunun 2,5 milyon kişi olduğunu iddia ediyor. Hele bir teker teker saymayı bir deneyin, ne kadar korkunç bir rakam olduğunu görürsünüz. Gittiği yerde dilini konuşamadı. Çocuğunu okula gönderemedi. Aksanı bilinen bir aksan olmayınca eğitimden soğudu. Bütün bunlar geniş bir yara, toplumsal yara açtı. Daha ben işin çatışması, yitip giden evlatlarımız, uçup giden zamanımız buralara getirmiyorum diye. Ama dünyada hiçbir zaman sonsuza kadar sürmüş bir savaş yoktur. Yani bir Kürt köyü boşaltıldıktan sonra Adana'ya gittiğinde Adanalı niye ona düşman oluyor, düşman gibi bakıyor? Ya da Tekirdağ'a geldiğinde Tekirdağlı niye ona kuşkuyla, şüpheyle bakıyor? Bunun sebeplerini söyleyeyim. O sorunu çözecek olanlar o birbirine düşman kılınmaya çalışılanlardır. Onun için daha güç, gür bir sesle haykırıyoruz. Bu kardeşliği kuracağız. Halkların arasına öfke ve nefret ve savaş dili yerleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Birçok amblem değiştirdik partimiz. Birçok partimiz kapatıldı. Son HDP'de kapatılmak isteniyor. Partimiz değiştirdi. Hiç bence yuhlamaya gerek yok. En etkili yuh seçmen sayısını artırmak. Yani siz bunu kapatmak mı istiyorsunuz? Bak kardeşim,
2 milyonluk kapattınız 3 oldu. 3'lük kapattınız 5 oldu. 5'lük kapattınız 6 oldu. Şimdi 6'ydı kapatıyorsunuz 10 olacağız, 10 milyon. Gezmekten artık ne ses kaldı ne teli kaldı. Bizi böyle idare edin ama emeğimiz bu son bir haftayı gece demeden, gündüz demeden bu ayrımcılığı, bu çatışma halini sona erdirmek içindir. Bütün bu partilerimizde her şey değişti. Değişmeyen iki şey var. Biri halkımız ve durmadan gelişen seçmenimiz. Diğeri de ağacımız. Ağaç hiç değişmedi. Şimdi de karşınızda yine bir ağaçla beraberiz. Yaprakları biraz azalmış gibi önceki ağaçtan. Onlar da cezaevinde. Siz bugünden itibaren şu kalan bir haftayı bizi görmeyen gözlere göstermek, işitmek istemeyen kulaklara sesimizi duyurmak ve bulunduğumuz yerden ayrı bir gündemimiz olmadığını da hatırlatmak için. Yani Ergenen'in zehir akan çayı bütün Tekirdağ'ı zehirliyor. Ve bunu biz en azen Tekirdağlılar kadar ama belki bütün Trakya'nın toplamından fazla biz dert ediyoruz. Çünkü ekolojik demokrasiyi bu memlekette, bu ülkede programına yazan ilk partiyiz. Bunun onurunu taşıyoruz. ...220 bin Kürt seçmen var. Bir onların duyarlılığı bu seçimde maksimum düzeyde harekete geçirilmeli. İşte o zaman bu ağaçtaki eksik dallar süratle yerine konulacaktır. Bunu da yapmaya muktediriz. Daha önce yaptık, şimdi daha iyisini yaparız. Çoğu zaman demokratik siyaset yarışında bir futbol maçına benzetirsek, onların kalesinin önüne taşları, kapıları yığıyorlar. Bizim ellerimizi ve gözlerimizi ve ayaklarımızı bağlıyorlar. Bir de hakem onlarda. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Biz sahayı, zemini, bu engelleri ve o hakemi de yenip bu ülkeye barışı, demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti getireceğiz. Bu kararlılıktayız. Bundan şüphe duyanlar varsa bu sesimin gittiği yerde şunu düşünsünler. Bu demokratik hareket kendisi için hiçbir şey istemeden, bakın, bir millet ittifakı oluştu. Oluşana kadar havada uçuşan talepler, pazarlıklar, tartışmalar, bir bunları gözünüzün önüne getirin. Bir de bu memlekette 6 milyon, şimdikiyle beraber 8-10 milyon oy potansiyeli olan bir hareketin bütün bunlara tenezzül etmeden bu memlekette herkes geleceğinden emin olsun, onuruyla yaşayacak, yaşayabileceği kadar bir geliri güvence altında olsun,
çocukları, gençleri geleceksizleştirilmesin. Barış gelsin, demokrasi gelsin, yargı bağımsız olsun. Biz ne bakanlık istiyoruz, ne başkanlık istiyoruz, ne yardımcılık istiyoruz. Alın bunları, kim istiyorsa onlara verin. Tıpkı Yunus Emre'nin söylediği gibi. İsteyene ver onları, bana seni gerek, seni de der ya Yunus. Bizimki de o hesap. Eğer bu söylediklerimizden şüphe eden varsa bu pratiğimize baksın. Dolayısıyla ağaç burada bir ağaçtan çok daha fazlası. Ağaç olmasa yeryüzünde bütün bu devri daim durur. Biz de bu devri daimin durmaması, daha da gelişerek büyümesi için seferber olmuşuz. Ne zaman bu demokratik hamle yükselmeye başlasa yolumuz kesilmeye çalışılmış. Ama bir yerden sonra anlayacaklar ki derdimiz kendimiz için değil. Derdimiz gözümüz bir başkasının hakkında, emeğinde değil. Derdimiz murad ettiğimiz memleketin hali, ortak geleceğimiz ve ortak vatanımızdır. Bundan başka da hiçbir gündemimiz yoktur. Başkan'a çok yakın bir yerdeyiz Selçuk Başkan'la beraber. Bağırsak sesimiz gidecek, gidiyordur da eminim, hissediyorlardır. Bunun da yolu, şimdi hep başkalarına konuştuk, biraz da biz bize konuşalım. Aramızda kalsın. Bunun da yolu bizim kendi elimizde. Bu bir haftada bile mevcut seçim sistemiyle alabileceğimiz fazladan belki 500 oy buradan 2-3 vekil göndermemizi sağlayacak. Onun için arkadaşlarımızı özgürleştirmek bizim çalışmamıza bağlı. Dünyada pazarlıkla alman vermen olacak hiçbir şey yok. Bu anlamda görev bizimdir ve en iyi şekilde yapacağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tekrar buradan Selahattin Başkan, Selçuk Başkan, Mızraklı Başkan, Gürkan Başkan, Sabahat Başkan, bütün arkadaşlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı ve daha çok çalışma sözümüzü gönderiyoruz. Dedi ki ya gelseniz ne iyi olur falan diye. Ben şimdi gelince fikrimi değiştirdim. Burada bana ihtiyaç yokmuş. Burada mesele çözülmüş. Memleketi bir Gülistan'a çevireceğiz. Bu gül bahçesinin içinde herkese yer var. Kimse kimsenin hakkına göz dikmedikçe, kimse kimsenin emeğine göz dikmedikçe, zaten bir ömür dediğin nedir ki işte bir göz açıp kapayıncaya kadar, bunu barış içinde, eşitlikle ve adalet duygusu sarsılmadan, bakın insan açlığa da tahammül edebilir ama adaletsizlik bu yeryüzünde, yeryüzünün ışığını söndürür. Bir tek insan adaletsizliğe maruz kalmışsa bunun ahı hepimizi yakar, hepimizi. İster bunda dahlimiz olsun, ister olmasın. Onun için daha özgür, daha adil, daha eşit günlerde buluşmak üzere ben şimdi izninizi rica edeceğim ama şölenimiz devam edecek.
artık halaylar, türkülerle devam edecek. Bizim daha programlarımız var. Ben hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben Tekirdağ'dan 3 vekil bekliyorum. 2 göndereseniz de kavga etmem sizle. Ama bir olursa çekeceğimiz var. On serkeftim, on serkeftim. Fatih